Selamünaleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet-i Dariye'nin programıyla daha karşınızdayız. Bu haftaki konumuz bencillikten sakınmak. Konuğumuz da Özkan Yaman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz hocam. Sağınıza duacıyız. Hocam birinci bölümümüz Kur'an ve Sünnet'te aile olarak başlıyoruz. Bir ayet paylaşımımız olacak. Nisa suresi 128'de Rabbimiz mealen buyuruyor ki eğer bir kadın kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bencillik derken günümüzün en yaygın hastalığından bahsetmiş oluyoruz. Belki batıdan bulaştı filan diyeceğiz ama sonuçta nefsimizin bir temayülü. Nefsimizde ayet-i kerimede belirtildiği gibi boş bıraktığımızda yani ibadetten gafil olduğumuzda Allah'a taatten, zikirden gafil olduğumuzda ortaya çıkan kendini gösteren bir hastalık, bencillik. Sadece kendini düşünme, kendini haklı görme, üstün görme, etrafındaki insanları sanki kendisinin hizmetçisi gibi görme, karşıdakini sürekli kendinin kölesi gibi düşünme veya işte sadece kendi rahatını, kendi konforunu, kendi geleceğini düşünme. Hocam terim anlamında da benlik, bencillik, tabii benlik, ben üzerine. Yani beni anlatan her şey. Evet. Buna çocuklarda ne diyoruz? İşte egosantrik diyoruz. Evet. Mesela küçük yaşta çocuk hayatı sanki kendisinden ibaret görür. Herkesi kendisine hizmetçi hayatın görür. Hayatın merkezinde kendisini tabii, sanıyor. Tabii kendisini görür ki böyle olmalıdır. Yaratılış o çocuğa bu hakkı vermiştir Allah-u Teala evet. Yaratılışında. Yani o çocuk ağlayarak annesini çağırır, etrafındakileri hizmetine çağırır. Aslında şöyle demiş olur. Yani siz benim hizmetçimsiniz. Siz benim, ben hayat merkezinde ben varım. Ama bu belli bir yaştan sonra ne olması lazım? Terk edilmesi lazım. Yani küçükken fıtrata konulan o şey, yani diyelim ki artık kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı andan itibaren atılması gerekiyor. Eğer, çocuklukla mı kalmalı? Tabii çocuklukla kalması gerekiyor. Eğer çocuklukta kalmaz da sonrasında devam ederse işte bugün narsizm dedikleri yani sadece kendini merkeze alan bir anlayış gelişir. Veya işte yani düşünün enaniyet dediğimiz ki Bediüzzaman Hazretleri de bu asır enaniyet asrıdır diyor. Firavunlaşan yani egosunu kutsayan İşte kendim, ben, sürekli benim rahatım, benim efendim hayallerim, benim umutlarım, ben diye başkasını hiç umursamayan, başkasına karşı yani alabildiğine duyarsızlaşan, bu başkası derken ister evindeki işte en yakınları olsun, isterse diğer çevresindekiler olsun, onların da bir takım işte ihtiyaçları olduğunu, bir takım hakları olduğunu veya dertleri paylaşılması gereken sorunları, sıkıntıları olduğunu unutan, unutmaktan öte umursamayan, evet. Yani hiç önemsemeyen bir kişilik bozukluğu. Yani bencillik. Şimdi ayet-i kerimede, Nisa suresinin 128. ayet-i kerimesinde, bir kadın kocasının nüşuzundan yani geçimsizliğinden işte kocasının bencilliğinden veya kocasının eziyetinden veya ondan yüz çevir uzaklaşmasından yani kendisini terk etmesinden korkarsa barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Yani uğraşın da aralarını düzeltin diyor. Sulh her zaman daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haber olandır. Şimdi ailede eşler arasındaki problemlerin birçoğunda sorun tam da bu. Bencillik. Tam da bu yani.
Yani bu bana hizmet etmek zorunda. Bu beni takdir etmek zorunda. Hmm. Karşıdaki kadın kocası için diyor ki bu benim işte duygularıma değer vermiyor. Burada aslında farkında olmadan karşıdakini suçlarken bencillik yapıyor. Karşıdakini suçlarken. İşte temizlik yapmıyor, çocuklara bakmıyor, misafir kabul etmiyor filan derken erkek, yani karısını böyle suçlarken farkında olmadan bu suçlamalarla, bu ithamlarla yine bencillik yapıyor. Yani ben haklıyım, ben hiçbir hatam yok, benim hiçbir hatam yok. Ben hatalı olsam bile o hatasız olmak zorunda. Karşıdaki hatasız olmak zorunda. Ben kusur işleme hakkına sahibim ama o sahip değil. O sahip değil. Ben işte diyelim ki akrabamı ziyaret, annemi ziyaret falan ederim. Ama o edemez. Ama o istediği zaman edemez. Şimdi kendisine ayrı bir kural... Özgürlük de bir bencillik hocam. Aslında sorun biraz da şuradan kaynaklanıyor. Eğer biz Allah-u Teala'nın bizim için çizdiği sınırları görmezsek, yani ister Kur'an-ı Kerim ile olsun, ister Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile olsun, yani fıkıh ile olsun, bize çizdiği sınırları görmez, kabul etmez, dikkate almazsa kendimiz sınır çizmeye başlıyoruz. Kendimizin çizdiği sınırlar da ayet-i kerimede ne dedi? Nefisler bencilliğe, kıskançlığa hazır hale getirilmiştir. Kendimiz için çizdiğimiz sınırlar da neyle alakalı oluyor veya ne merkezde oluyor? Nefis merkezde oluyor, bencillik merkezde oluyor, ben merkezde oluyor. Evet. Yani bu sefer bir maçta kendime ayrı kurallar, ona ayrı kurallar koymuş oluyor. Halbuki ya bu kuralları bizden üst bir emir, işte bizden daha üst bir makam tarafından hani kabul etsek orada sorun kalmayacak. İnsan üstü. İşte vahiy dediğimiz, Kur'an, sünnet dediğimiz şey, insan üstü bir merkez. Dolayısıyla ben kendim kurallar koyarak karşıya haksızlık etmekten kurtuluyorum. Ne zaman? Kur'an'a uyduğum zaman. Ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyduğum zaman. Yani dinime uyduğum zaman ben karşıdakini bencilliğimle ezmemiş oluyorum. Bencilliğimle, egomla, enaniyetimle, kibirimle, gururumla ezmemiş oluyorum. Haksızlık etmemiş oluyorum, zulmetmemiş oluyorum. Ama o tarafı zayıflatır da, yani Kur'an'ı, sünneti bir tarafa bırakır da kendim kurallar koymaya kalkarsam, ki bu aynı zamanda insanı da aşan, yani devletlerin de bir sorunudur değil mi? Beşeri sistemler diyoruz, beşeri ideolojiler falan diyoruz. Kendi koydukları sistemler ne oluyor? Şeyi bir tarafa bırakarak, ilahi yasaları bir tarafa bırakarak hepsinde bir bencillik. Bir tarafı dikkate alma, ya işte bu taraf biraz sanki eziliyor, bu tarafa biraz fazla hak verelim. Ya şimdi bu taraf ezildi, biraz bu tarafa verelim. Ne oluyor? Sürekli de bir dengesizlik, bir çalkalanma. Şu anda da kadına değil mi pozitif ayrımcılık yapan 6284 sayılı yasa, kadının beyanı esastır diyen yasa ne yaptı? Ya erkek sürekli bencil davranarak kadına şiddet uyguladı, erkek sürekli bencil davranarak kadını istediği gibi boşadı, bilmem ne yaptı. Biz burada kadını destekleyelim. Kadını güçlendirelim. Kadının her dediğini yapalım. Bu sefer ne oldu? Ayrı bir mağduriyet. Bu sefer erkek durumuna düştü. Evet. Rolleri bozdunuz. Evet. Roller bozuldu. Çünkü rolleri kim dağıtmıştı? Rolleri yaratan dağıtmıştı. Ne demişti? Sen bu evin reisisin demişti. Kadına da ne dedi? Sen de buna itaat edeceksin demişti. Değil mi? Rolleri böyle dağıttı. Bu sefer siz böyle yapınca rolleri bozdunuz. Oyun bozuldu. Evet. Şimdi demek istediğim, biz kendimiz oyun kurarsak, biz kendimiz belirlersek görev sorumluluğu ne yaparız? Nefsimizin istediği yöne göre, nefsimizin işte heva hevesine göre, bencil tutkularımıza göre, arzularımıza göre yaparız ki o zaman da ayarları bozarız. Evet. Hocam bir başka ayetimiz var. Tevabun suresi 16. Kim nefsinin bencil tutkularından ya da cimri tutumundan korunursa işte onlar felah, kurtuluş bulanlardır. Evet, şimdi nefsimizin bencil tutkularıyla mücadele etmek, bencilliğiyle mücadele etmek zorundayız ki kurtulabilelim. Ayet öyle söylüyor. Evet. Yani biz mücadele etmediğimiz sürece helak oluruz. Yani nefsim ne derse onu yaparsam, yani içimdeki vesvese, içimdeki ses, içimdeki dürtü, işte beni sürekli haklı çıkaran, benim istediklerimi sürekli sanki başkasından daha önemli gören o içimdeki ses, eğer ben ona karşı direnmezsem mutlaka bir yerde düşeceğim.
bir yerde yanlış yapacağım, zulmedeceğim, eziyet edeceğim, Allah muhafaza, değil mi? Böyle gidecek. Evet hocam. Şimdi o zaman o sese karşı mücadele etmem lazım. İçimden gelen, kendimi öne çıkaran o sese karşı aksini yapmam lazım. Yani işte bu bak sana şöyle dedi, sen ona cevap ver. Altta kalma. İçimden öyle bir ses geçiyor, değil mi? Altta nasıl altta kalırsın? Neden karşılığını vermiyor? Tabii ver şunun cevabını, ver şunun cevabını, ezilme. Ha bak ne yap, nefsindeki bu bencillikle ilgili beni öne çıkaran bu ses ne yapılmalı? Benim tarafımdan engellenmeli. Hani sosyal medyada engelleme diye bir şey var. Evet, telefonda engelleme diye şey. Aslında onu kendimize yapmamız lazım. Hmm. Evvela kendimize yapmamız lazım. Hayır, bir dakika, öyle değil. Öyle değil. Bir de onu dinleyeyim. Karşıdaki haklı. Veya ayette dediği gibi وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْذَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ öfkelerini yutarlar, insanları affederler dedi. Bir yutayım hele, bir yutkunayım hele gibi mesela. Veya işte benim dediğim yapılmıyor. Benim dediğimi yapmıyor. Ya bir dakika, tamam yapmıyor, doğrudur. Hele bir sabredeyim. Başka zamana erteleyeyim falan gibi. Yani ne yapmak? İçimdeki o beni harekete geçiren, ama nasıl harekete geçiren? İşte menfi bir şekilde, yani sadece kendimi esas alarak, sadece beni düşünerek harekete geçiren o dürtülere itiraz etmem lazım ki felah bulabilelim, kurtuluşa erebilelim. Evet. Hocam bir başka ayet-i kerimede Me'ariş suresi, gerçekten İnsan bencil ve haris olarak yaratıldı. İnnel insane hulika halu'a. İnsan bencil yaratıldı. Hırslı yaratıldı. Şimdi nefsimizde bu özellik var. Dedik ya, eğer biz bunu kontrol etmezsek, yani mesela köpek diyoruz, değil mi? Affedersiniz. Şimdi köpeği eğer siz bağlamazsanız, işte terbiye etmezseniz ve sürekli beslerseniz, o köpek ne olur? Şimdi evinizde köpek var, bağlamadınız ve sürekli besliyorsunuz. O köpek bu sefer herkesi ısırmaya başlar. Yani azar yani. Evet. Nefsimiz de öyledir. Sürekli besliyoruz, değil mi? Sürekli besliyoruz, bunu sürekli yediriyoruz. Ama biz bunu terbiye etmez isek, terbiye ederken ne kastetmiş oluyoruz? Bir takım sınırlar içerisine koyma, bir takım kurallar içerisine koymaktır terbiye. İşte namaz gibi bir kural o nefse yükleme, oruç gibi bir kural yükleme, haramlardan uzaklaşma gibi bir sınır içine koyma. Ey nefsim gıybet edemezsin, ey nefsim yan bakamazsın, ey nefsim yalan söyleyemezsin gibi. Yani bize çizilen o yasakların içerisinde durmadır terbiye. Dolayısıyla nefsimizin o yapısında var olan o kötülük meyli, o işte bencillik meyli neyle frenlenmeli, neyle kontrol altına alınmalı? Terbiyeyle. Ne terbiyesiyle? İslam terbiyesiyle, iman terbiyesiyle, sünnet terbiyesiyle, Kur'an terbiyesiyle. Eğer böyle olmazsa Allah muhafaza, nefsimiz bizi de ısırır. Evet. Bir süre sonra başkasını da ısırmaya başlar. Bu en yakınımız olur yani. Eşimizi ısırmaya başlar nefsimiz. Çocuğu, yani annemizi, babamızı, komşumuzu, akrabamızı, arkadaşımızı ısırmaya başlar. Isırır. Yani hatta toplumda işte çalma çırpma diyoruz. Ne olmuş bu? Isırma işi yayılmış yani mesela. Neden kaynaklı bu? Terbiyenin ihmalinden kaynaklı. Evet. Hocam bir başka ayet-i kerimede de Zümer suresi 60. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri yok mu? Bir konaklama yeri mi yok? Eleyse fi cehenneme mesvellil mütekebbirin. Aslında evet, belki bu ayet-i kerime kafirler için, zalimler içindir evvela, ama eğer bizde de kontrolsüzlük var ise, yani nefsimizi gerçekten serbest bırakmış isek, herhangi bir işte ibadetle, teklif ile, yani bir emir ve yasak ile nefsimizi kontrol altına almamışsak, bizde de ne başlıyor? Tekebbür başlıyor. Tekebbür başlıyor. Yani bencilliğin bu nesi? Bencilliğin belki de en zararlı hali. Kibir başlıyor. Kendimizi büyük görme, kendimizi bir şey görme, kendimizi başkasından üstün görme. Evet, o benim eşim olabilir, kadın olabilir, ben ondan üstünüm. Hmm. Ben ondan üstünüm. Üstün olduğum için bir takım şeyleri ona zorla yaptırmaya hakkım var, zorla. Ben ondan üstün olduğum için ona bir takım eziyetleri, bir takım haksızlıkları falan filan gibi, kendisinde sanki yetki görme. Hak görüyor. İşte bu ne oluyor? Bencillikte bir level atlama. Hı-hı. Yani işte Firavun'un bencilliği. Üst seviyeye geçiyor. Tabii üst seviyeye geçiyorsunuz artık. Tekebbür başlıyor sizde. Yani kendinizi bir şey zannetmeye başlıyorsunuz. Halbuki bir damla sudan yaratılmışız. Hepimiz faniyiz. Toprakta çürüyeceğiz. Hepimiz aciziz. Değil mi? Evet.
Hocam bir başka ayet-i kerime, Mutaffifin suresi. Eksik ölçüp tartanların vay haline ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında da eksiltirler. İşte bencilliğin tarifi bu aslında. Bencillik nedir? Tam olarak bu. Tam olarak bu. Alırken başka, verirken başka. Alırken benim hakkımdır. Kusursuz alırım. Kusursuz alırım. Bir kuruşunu bırakmam. Evet. Bırakmam. Ama verirken ne yapıyor? Eksik veriyor. Ne kırpabilirim? Ne kırpabilirim? Yani benim hakkım derken, benim malım derken, benim rahatım derken, benim evim, benim arabam, benim geleceğim, benim güvenliğim, benim derken adaletli. Çok adaletli. Çok, hani meşhur bir fıkra var. Adamın bir tanesi Nasrettin Hoca'ya gelmiş. Nasrettin Hoca kadılık yapıyormuş. Kadı. Yani hakim diyeceğiz. Evet. Kadı. Demiş ki hocam, sizin inek demiş, bizim ineği boynuzlayarak öldürmüş. Sizin inek bizim ineği boynuzlayarak öldürmüş. İşte aşağı atmış filan. Kadı olan hoca demiş ki ya bunlar hayvandır. Hayvanlarda böyle şeyler olur. Dolayısıyla bu ceza gerektirmez. Bunu ilgilenmeye gerek yok bununla. Bu demiş ki bu soran şahıs, ya hocam şimdi doğrusunu hatırladım. Bizim inek sizinkini öldürmüş. Deyince iş değişti. Yanındakine demiş o kitabı getir. O kitabı getir, şimdi iş değişti. Şimdi aslında biz bunu sık sık yapıyoruz. Sık sık yapıyoruz. Yani benim hakkım söz konusu olduğu zaman başkasını gözümüz görmüyor. Evet. Başka hiçbir şey gözümüz görmüyor. Hele ya şuradan bir fedakarlık yapayım. He de şunun için düşüneyim. O yok. Ama bize bir yanlış yapıldığı zaman Allah muhafaza kıyameti evet. koparıyoruz. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Kadın şimdi evde diyelim ki kendisine kocası bir yanlış yapmış. Bir şeyi engellemiş veya ne söylememesi gereken, yapmaması gereken bir şeyi yapmış. Ortalığı öyle bir şeye veriyor ki, yani hani suçlamak mı derseniz, hani ne, aklınıza ne gelirse, fakat kendisi de bu hatayı sürekli yaptığı halde kendisini hani sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyor. Veya dedi ki, az önce dedik ya, ben de insanım, ben de hata yaparım diyor. Yapıyoruz bunu, evet, maalesef. Hocam bir başka ayet-i kerimemiz var, Haşr suresi 9. ayet. Kendilerinde bir açıklık ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah, yani kurtuluş bulanlardır. Evet, meşhur İsar ayeti Haşr suresinde kendilerinde bir ihtiyaç olduğu halde, bir şeye kendileri muhtaç olduğu halde kardeşini kendine tercih ediyor. Kardeşini kendine tercih eder. Bu diyargamlık diyoruz buna Türkçe'de. Fedakarlığın nesi bu? Bir üst versiyonu. Fedakarlık bu da zirvesi. Tabii kendinize olan bir şeyden başkasına işte fayda sağlarsınız. Bu net fedakarlık oluyor. Kendinize ait. Ama diyargamlıkta kendinizi ihmal ediyorsunuz. Kendinizi çıkarıyorsunuz. Kendiniz ona muhtaçsınız. Diyorsunuz ki hayır, ben muhtacım ama bu onun olsun. Bu kardeşimin olsun, bu eşimin olsun. Bu şimdi hepimizin rahata ihtiyacı var. Hepimizin iyi bir hayata ihtiyacı var. Değil mi? Fakat biz şöyle düşünüyoruz. Ya evet, benim rahata ihtiyacım var ama yani şu anda ümmetin ağlayanları çok, yetimleri çok, mazlumları çok. Ben onlar için bir şeyler yapayım. Rahatım varsın, gitsin. Varsın, uykularım bölünsün. O rahat uyusun da o kurtulsun da ben şöyle bir eziyet çekeyim. Zaten bu olmazsa, eğer Müslümanlar bu anlayışı geliştiremezlerse, o zaman ne oluyor? Bizim yani gayrimüslimden veya işte diyelim ki bir batılıdan farkımız kalmıyor. Farkımız kalmıyor. İslam aslında tam da bunu hedefliyor. Yani diğer gamlığı hedefliyor. Yani ideal Müslüman kimdir dersek, kendi rahatını başkası için bozan kimsedir. Başkasına feda giden kimsedir. Başkasının kurtuluşu için kendi başındakileri görmeyen kimsedir. Yani ideal Müslüman budur. Yani benim paraya ihtiyacım varken ben kalkar da o parayı işte bir muhtaca verirsem, ha işte ideal şeye yaklaşmışım.
Yani ideal Müslümana yaklaşım. Bunu aile için düşünelim. Aile için düşünelim. Şimdi kocası yanlış yapıyor. Evde kocası yanlış yapıyor. Eziyet ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Kadın diyor ki ya şimdi tamam bu yanlış yapıyor. Benim şu anda rahata ihtiyacım var. Kafamı dinlemeye ihtiyacım var. Ama ben buna rağmen, bunu bana yaptığı yanlışa rağmen, ki benim rahata ihtiyacım olmasına rağmen ben bunu rahat ettireyim. Hı. Yani işte yemeğini yine yapayım. İşte yine hizmetini yapayım. Bu çok zor bir şeydir. Yani gerçekten diğergamlık kolay bir şey değil. Karşıdakinin işte eksikliğine rağmen, yanlışına rağmen fedakarlık yapmak, daha ötesini yapmak. Erkek için de aynı şey geçerli. Çocukları için, eşi için sürekli rahatından fedakarlık eden, kendisi yemeyen, çocuklarına yediren baba, kendisi işte almayan, bulmayan, değil mi, giymeyen, çocuklarına veren, eşine veren baba. Dolayısıyla ailede de aslında geçim istiyorsak, ağız tadı huzur istiyorsak, diğer gamlılığa alışmamız lazım. Yani oraya yönelmemiz lazım. Hayır, kendim değil eşim, kendim değil çocuğum. Önce benim doymam değil, karşıdakinin doyması. Mesela hadis-i şerifte su içmenin adabından bahsedilirken, suyu ikram eden kimse ne diyor? Suyu ikram eden kimse ne diyor hocam? En son içer. Yani biz suyu, sen birine su ikram edeceksin birkaç kişiye. Önce ben bir içeyim de sonra vereyim değil. Ondan sonra vereyim. Kalırsa. Tabii işte İslam irfanı budur. Yani bizim kazanmamız gereken işin başlangıcı burada. İşin başı burada. Yani eğer birine ikram edeceksen, hayır, önce sen kendi susuzluğunu düşünemezsin. Kendi susuzluğunu düşünemezsin. O meşhur savaşta şehit olan sahabe, birkaç tane sahabe var, değil mi? Son, artık son anlarıdır. İşte isimleri de zikrediliyor. İş bin Rebi'a, Huzeyfe diye isimler de zikredilir. Yani bunlar şehit olmak üzere iken gelen suyu ne yapıyorlar? Önce kardeşime ver. Halbuki kendisi son nefesini verecek. Kendisi o suya hepsinden daha fazla muhtaç. Diyor ki önce ona ver, o daha fazla susamış. Ona götürüyor, diyor önce ona ver, o daha fazla. Götür önce ona ver. O suyu dağıtan kişi en sondakine varıyor, bakıyor ki o şehit olmuş. Yeah. Ondan sonra diyor en başına gideyim, o da şehit olmuş. Hepsi bu sefer şehit olmuşlar. Yani canını veriyor, canını veriyor ama yine de karşıdakini düşünüyor. Yani o kadar bir makama gelmişler, o kadar yüksek bir makama gelmişler. Hangi terbiyeyle? Az önce bahsettik. Nebevi terbiyeyle. Kur'an terbiyesiyle, sünnet terbiyesiyle. Nereden başlıyor bu terbiye? Buradan başlıyor. Yani ben birisini, işte birilerine su vereceğim, bir veya başka bir şey ikram edeceğim. Önce kendimi değil, onları düşünüyorum. Onları düşüneceğim. Şimdi bunun bütün hayatın her alanında tek tek şöyle bir düşünmek lazım. Ya ne zaman ben işte kendimi değil başkasını düşündüm? Ne zaman? Yok. Pek de öyle değil. Hep önce kimi düşünüyoruz? Kendimiz. Önce kendimizi düşünüyoruz. Evet, maalesef. Önce kendimizi. Uçakta ne diyor? Oksijen maskesi için. Önce kendi oksijen maskenizi, sonra çocuğunuzun oksijen maskesi. Sonra, evet. Mesela orada bile bir aslında yanlış bir yönlendirme var. Belki kişinin kendi güvenliğini öne alıyor ama hayır. Ya bir anne, şöyle annelerin şefkatini düşünelim yani. Bir anne çocuklarını doyurmadan kendisi doyar mı? Kendisi yiyebilir mi? Bunu sadece insan anneleri için değil, hayvan anneleri için de söyleyelim. Evet. Yani bir kedi, bir kedi veya bir köpek veya bir kuş. Bir sürü izliyoruz değil mi? Yani belgesellerde izliyoruz yani. Aç olmasına rağmen önce ne yapıyor? Yavrusunu doyuruyor. Evet. Önce yavrusu. Kendisi açtır. Ona daha fazla muhtaçtır. Önce belki de onlardan çok çok daha açtır. Ama diyor hayır, önce yavrularım. Hı. Önce yavrum. İşte İhsar dediğimiz şey annenin şefkatinde saklı. O şefkatte saklı. Biz birbirimize yani bu şekilde davranmayı öğrendiğimizde bu sefer karşıdaki kişinin yanlışlarını abartmamaya başlayacağız. Karşıdakinin işte kusurlarını, isyanını, öfkesini
büyütmemeye başlayacağız. Ne zaman? Bu diyargamlığa alıştığımız zaman. Ama diyargamlığa nasıl alışırız? Diyargamlığa da fedakarlıkla başlarız. Diye fedakarlıktan başlayarak alışırız. Yani önce sen bir şeylerden vazgeçmeyi öğren. Hmm. Önce sen karşıdakine bir şeyler vermeyi, bir şeyler ikram etmeyi öğren. Ki bir süre sonra kendini değil... Üçüncü aşama. Kendini değil, kendin muhtaç olduğun halde onu. Bunun bir üstü daha var. Diyargamlığın bir üstü, az önce aslında ondan bahsetmiş olduk. Karşıdakinin eziyetine rağmen, şimdi sizin ihtiyacınız var, siz almıyorsunuz, ona veriyorsunuz. Siz rahatınızdan vazgeçiyorsunuz, onun rahatını düşünüyorsunuz. Evet. Ama bir de karşıdaki size eziyet ettiği halde, zulmettiği halde, kötülük ettiği halde, siz diyorsunuz ki hayır, bana eziyet etse de, kötülük etse de, o Müslümandır, evet. Onun kalbinde iman var. Onu da Allah yaratmıştır. Ben yine de ona vefa göstereceğim. Yine de ona o kötülüğü yapmayacağım. Bu daha üst bir şey. Evet. Hocam bir sonraki ayeti kerimemiz Zuhru Suresi 51. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? İşte Firavun aslında bencilliğin simge ismi, sembol kişiliği Firavun. Kur'an-ı evet. Kerim'de 140 yerden fazla geçiyor. 143 yerde yanılmıyorsam Firavun geçiyor. Şimdi Firavun'un bu kadar çok bahsedilmesi Firavun'dan aslında bizim nefsimizdeki Firavunlaşma eğilimini nazara vermek. Yani bizim nefsimizde dedik ya yani eğer keyfe ma yaşa istediğini yapmaya başlarsa hiçbir kontrol, sınır filan tanımazsa bir süre sonra Firavun olur. Firavun olmak için illa bir devletin başında, Mısır'ın başında filan olmaya gerek yok. Hepimiz Firavunlaşırız. Zaten bu zaman bu narsist tipler, bu narsizm hastalığı, bu enaniyet hastalığı zaten fertleri, bireyleri ne yapıyor? Firavunlaştırıyor. Ayet-i Kerime ne dedi? اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى İnsan kendini bir şeylere yeterli görmeye başladığı zaman, çok çok zengin görmeye başladığı zaman, kimseye muhtaç görmediği zaman ne diyor? Muhakkak ki azar, muhakkak ki firavunlaşır. Firavun ne diyor işte? Ey halkım, bu Mısır'ın mülkü benim değil mi? Bu nehirler benim değil mi? Yani bu dağlar, denizler, araziler bunlar hepsi benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? Yani kibirde bu seviyor. Şimdi biz de aynısını söylüyoruz. Yani kalkıp da sürekli benim, benim, benim dersek, yani işte benim keyfimi bozma, benim rahatımı bozma, benim canımı sıkma, benim işte moralimi bozma, benim asabımı bozma. Şimdi böyle benim şöyle mi yapma, benim dedemeye başladığımız zaman biz ne olmuş oluyoruz? Aynı işte. Yani burada bir Mısır'ın başında olsak ne diyeceğiz bu sefer? Bir devletin başında olsak, devlet benim değil mi? Evet. Ailenin başında olunca ne diyoruz? Bu ev benim değil mi? Bir işin başında olunca ne diyoruz? Buranın şeyi geliri benim değil mi? Veya bu benim moralim önemli değil mi? Benim rahatım önemli değil mi? Benim yani şu anda benim şu ihtiyacım önemli değil mi? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Sen benim kölem değil misin? Sen direkt söylemiyor onu. Direkt söylemiyor. Yani her şey ben olduğuma göre sen bana hizmet etmek zorunda değil misin gibi işte dedi ki egosantrik. Kendi merkeze kendisini alıyor ve karşıdaki kişinin duşta efendim yorgunluğu diye bir şey varmış. Karşıdaki kişinin de bir izzeti nefsi varmış. Karşıdaki kişinin de bir takım ne nasıl diyelim yani duyguları, hisleri varmış. Hayalleri hiç önemli değil. Bana ne? Şu anda toplumda maalesef bunu görüyoruz. Yani yerde düşen insan etrafında hiç görmeden, umursamadan geçip gidenler. Da çarpa çarpa gidiyor. Tabii. Veya komşusu aç iken tok yatanlar. Veya kardeşi zulüm altında inlerken kendisi keyif çatanlar. Şimdi böyle bir haldeyiz. Allah muhafaza. Evet. Hocam bir sonraki ayet-i kerimemiz İsra Suresi 37-38. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin. Bütün bunlar kötülüğü olan Rabbinin katında da hoş olmayanlardır. Evet. Şimdi bencillikte neyde saklı? Gurur da saklı. Hava atma saklı. Gösteriş de saklı.
böyle kibirlenerek yürüme saklı, insanlara işte caka satma diyoruz ya, insanlara böyle sanki ben bakın ben böyle biriyim gibi bir takım böyle şöhret, büyüklük mesajları verme. İşte sen diyor böyle yaparak ne yeri yarabilirsin ne dağlara ulaşabilirsin. Yani bu senin yaptığın şey senin şeyine, kalıbına uymuyor. Evet. Senin özelliklerinle uyuşmuyor sen. Yani sen büyüklendiğin zaman ne, başın göğe mi değecek? Başın göğe mi değecek? Sen her şey benim dediğin zaman gerçekten senin mi olacak? Şimdi biz şu bu dünyada kendimize bir isim veriyoruz. Nedir? Neyiz biz? Emanetçiyiz. Hepimiz emanetçiyiz. Hani havalanında, otogarda falan emanetçi olur. Yani bırakırsın, bir süre sonra gelir alırsın. Evet. Ve arabanı otoparka emanet edersin. Sonra hepimiz emanetçiyiz. Sadece oralar değil. Hepimize bu göz, kulak, el, ayak, bunlar emanet edilmiş. Hepimize çoluk çocuk emanet edilmiş. Eş emanet edilmiş. Hepimize bu kullandığımız ne varsa bunların hepsi emanet. Dolayısıyla biz emanetin sahibi değiliz ki kalkıp da kendimizi ebedi yaşayacakmış gibi, her şeyin sahibiymiş gibi görelim de havalara girelim. Ne dedi? Bütün bunlar Allah katında hoş olmayan şeylerdir. Evet. Bir sonraki ayet-i kerime hocam, Kasas suresi 78. Karun dedi ki, bu bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir. Karun, innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Benim yanımdaki bir bilgi sayesinde, yani benim çabalarım, benim gayretim sayesinde zengin oldum. Karun böyle söylüyor. Yani kendim çalıştım, çalıştım, zengin oldum. Kendim işte çok dikkatli davrandım. Yani her şeyi kendine bağlama. Allah'tan bilmek değil de, emanet olarak görmek değil de, nimet-i ilahi, yani Rabbimizin bir lütfu olarak görmek değil de, kendi çabamla oldu, ben kendi gayretimle oldu. Ben başardım. Tabii ben başardım. Benim sayemde. Okudum. Evet. Hepsi. Aklımı kullandım. Aklımı kullandım. Şimdi ya çok basit bir örnek hani verelim. Şimdi araba diyoruz. Arabanın gitmesi için ne lazım? Yani şöyle arabayı diyelim ki bir kilometre götüreceksiniz. Gidecek. Araba için ne lazım? Oo, neler neler lazım. Belki binlerce şey sayabiliriz. Yani şoför, hadi şoförü geçtik. Yani bir motor lazım, vida lazım. Neler neler, teker lazım, lazım lazım. Ve hepsinin de aynı anda çalışır vaziyette olması lazım. Evet. Yani birisini sonra getirseniz olmaz. Bir tekeri sonra olmaz. Hepsi aynı anda hareket edecek, aynı anda orada olacak, aynı anda sistemi tamamlayacak, aynı anda, hepsi aynı anda. Binlerce parça, binlerce düzenek, bilmem ne. Peki arabanın durması için ne lazım? Ona da bir şey lazım. He? Ona da bir şey lazım. Tek şey lazım. Evet. Bak çalışması için belki bir sürü şeyin aynı anda hazır olması lazımken durması için ne lazım? Sadece bujinin kablosu tık çıkarsa bitti. Araba durur. Veya o bir şeyin kayışı var. Motorun kayışı. O kıp koptu, araba durur. Veya bir tane vida çıkar, araba durur. Veya bir tane kontak anahtarı tık çevirdiniz, geri çevirdiniz, araba durur. Veya ayağınız neyse işte. Yani tek şey o arabayı durdurmak için yeter. Sistemi bozar. Ha, bak çalışması için birçok şey lazımken aynı anda durdurmak için tek şey yetiyor. Hı. Ya şimdi sen kazandım diyorsun da, sen ben bunu aldım diyorsun da, sen o arabada gerekli olan parçalardan sadece bir tanesisin. Sadece bir tanesisin. E şimdi sen ne diyorsun? Ben bu kadar ürün kaldırdım. Bu kadar buğday hasat ettim filan. Peki onu, ürünü kaldırman için ne lazım? O ürünü elde etmen için ne lazım? Güneş lazım. Su lazım. Toprak lazım. Hava lazım. İşte tohum lazım. Bunların çalışması lazım. Lazım. Hay, bunun bitmez ki. Ama peki olmaması için ne lazım? Yani onun çıkmaması için ne lazım? Çok basit, çok basit. Tohumu çıkarırsın oradan, bitti. Bir şey, tek bir şey lazım. Veya senin şu an vücut, aynı şey vücudumuz için de geçerli. Şu anda oturuyoruz. Bu vücudumuzun bu sistemde çalışması için 100 trilyon hücrenin aynı anda çalışması lazım. 100 trilyon hücre var vücudumuzda. Ölmemiz için ne lazım? Tık bir tane kalbimiz durduğu zaman ölüyor. O halde nasıl sahiplenebiliriz? Nasıl ben diyebiliriz? Nasıl ben olmadan diyebilir? Ben olmadan sen hiçsin. Ben olmadan sen yapamazsın. Ben var ya, ben filan. Ya sen nesin? Sen olmasan da olur. Sen olmasan da olur. Sen bu kadar lazım olan şeylerden bir tanesisin. O zaman kendimizi de görmeyelim. Nimeti kimden bilmek? Allah'tan bilmek. Nimeti Allah'tan bilirsek kibiri de
gururu da, bencilliği de terk etmiş oluruz. Karun gibi yapmamış oluruz yani. Evet. Karun'un kötü tarafı neydi? Kötülüğü neydi? Karun'un kötülüğü nimeti kendinden bilmesiydi. Kendi çabasına bağlamasıydı. Hmm. Kendi ilmine, kendi bilgisine. Evet. Hocam, Kur'an ve sünnette aile bölümümüzün bir de sünnette kısmı var. Bir hadis-i şerifimiz var. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi bencilliğin bir tarafı da ne dedik ya, karşıdaki kişiyi görmemek. Karşıdaki kişinin ihtiyacını, derdini, sıkıntısını, hakkını, hukukunu, duygularını, değil mi? Bunların hiçbirini umursamamak. Hadis-i şerif ne diyor? Böyle yaparsanız iman etmiş olmazsınız. Ben kendim için ne düşünüyorsam kardeşim için de aynısını düşüneceğim. İyilik olarak. Eğer böyle yapmazsak maalesef, ki şu anda da bu yaralanıyor, değil mi? Bunda bir sıkıntı var. İmanda sorunumuz var. Evet. Hocam, bir hadis-i şerifimiz daha var. Birbirinizle ilgili ilginizi kesmeyin. Sırt dönmeyin, kin tutmayın, haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Şimdi bencil kimse ne yapıyor? Bencil kimse sadece kendisini düşündüğü için karşıdaki kişiyi umursamıyor ve onunla alakasını kesiyor. Sırt dönüyor. Ne dedi? La taqata'u. Kata'a koparmak, kat etmek, koparmak. Yani aranızdaki şeyi koparmayın. Bağı. Aranızda koparmayın bağı. Şimdi işte sürekli kendisini öne çıkaran, kendi rahatını, güvenliğini, geleceğini öne çıkaran kimse artık ne komşusunu görüyor, ne akrabasını görüyor, ne dostunu, arkadaşını görüyor, ne eşinin, ne kardeşi, hiç kimseyi görmüyor. Ya acaba onların da mı bir ihtiyacı var? Ya acaba onu bir dinlesem mi? Acaba ona bir hak versem mi? Hiç sormuyor. Kadın kocasıyla kavga ediyor, gidiyor evine. Bu sefer koparıyor aradaki şeyi. Ya sen onunla şey oldun, yani evli oldun, art bir araya geldin. Sen bir dakika, aranızda bir hukuk oluştu. Ya böyle eften püften şeylerle bu yuvayı yıkmayın. Tamam, anladık. Senin de işte saygıya ihtiyacın var, senin de şuna ihtiyacın var. Anladık, sen de değerlisin. Ama şimdi sizin aranızda bir bağ oluştu ve bu bir yuva oldu. Bu bir yuva oldu. Bir keramet sahibi oldunuz. Nikahla keramet vardır diyor, değil mi? Bir keramet sahibi oldunuz. Artık bu yuvadan belki de geleceğe topluma çok faydalı insanlar yetişecek. O zaman bir dakika dur hele. Biraz şu bencilliğini bırak. Biraz şu kendim demeyi bırak. Şu ben demeyi bırak. Karşıdakini biraz haklı gör. Karşıdakini de yani hep kendini düşünme. Karşıdakini de düşün. De ki ya tamam, biraz sabredeyim. Hele daha güzel olacak. Allah'a güven, Allah'a dayan. Bak ne dedi? Birbirinize sırt dönmeyin. Hadis-i şerif de öyle diyor. Birbirinize kin beslemeyin, haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun diyor. Yani İslam'ın emrettiği şekilde bir araya gelin. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Yarın mahşer günü yüzüne nasıl bakacağız? Ne diyeceğiz? Yani. Ya Resulallah, sen bize öyle söyledin ama mı diyeceğiz? Ya Resulallah, sen bize öyle söyledin ama nasıl inandıracağız? Ne yani, aha şundan dolayı küstük birbirimize mi diyeceğiz? Yani eften püften bir inci çekirdeğini doldurmayacak. Böyle sırf kendi ihtiraslarımız, kendi bencilliğimiz yüzünden biz birbirimize sırt çevirdik mi diyeceğiz ya Resulallah? Yani buna yüzümüz olacak mı yani? O bize diyecek ki birbirinize kin gütmeyin, aranızdaki bağı koparmayın. Biz de diyeceğiz ya Resulallah, koparttık. Öyle mi diyeceğiz yani? O zaman yani şöyle aklımızı başımıza alıp, ya şu hele şu benliğimi bir bırakayım, şu gururu bir bırakayım, şu kibiri bir bırakayım. Yani tamam, kendi rahatım var ama ya biraz da Allah için sabredeyim ya. Biraz da Allah'a dayanayım, biraz tevekkül edeyim. Yani bu çok zor bir şey değil. Bunu deneyebilirsiniz. Allah size yardım eder. Evet, devam edelim. Hocam, ikinci bölümümüz. Kulağa küpe güzel söz. Bencillikten sakınmak üzerine. Konumuz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir ifadesi. Bencillik gözüne takılmış bir ayna gibidir. O gözler neye bakarsa baksın, kendinden başka birini göremez. Evet. Kendinden başka birini görmüyor. Buraya bakıyor, buna bakıyor. Bu ne diyor? Bu ancak bana yakışır. Ben şu an sana bakıyorum şu anda. Eğer bencillikle baksam ne görüyorum şu an karşımda?
Yani karşımda sanki bana hizmet etmesi gereken, ben ne dersem yapması gereken birisini görüyorum. Bencillikle bakarsam böyle görüyorum. Ve şu anda burada kameraman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ben onlara baktığım zaman eğer bencilsem ne görüyorum? Benim karşımda hiç zerre kadar itaatsizlik etmeyecek, her tedimi yapacak, böyle nasıl diyeyim, asker gibi. Ben her bencillikle bakarsam böyle görüyorum. Mevlana Hazretleri çok güzel özetlemiş. Gözlük, o bir gözlük. Bencillik gözlüğü. Hani Mevlana zamanında gözlük yok. Gözüne takılmış ayna diyor. Aslında o da Mevlana'nın kerametiydi değil mi? Yani. Gözüne takılmış ayna dediğine bu gözlük. Ama nasıl bir gözlük bu? Sadece kimi gösteriyor? Karşımda her tarafta beni gösteriyor. Maalesef. Hocam, Üstad Bediüzzaman da bir ifadesi var. Beşerin hayatı içtimaisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın, karışıklıkların menşei iki kelime. Birisi ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi sen çalış, ben yiyeyim. Evet. Bütün ahlaksızlıklar, bütün boşanmalar, bütün kavgalar, bütün gürültüler. Neden? Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölsün, bana ne? Yeah. Önemli olan benim doymam. Önemli olan benim rahat etmem. Önemli olan benim kurtulmam. İkincisi sen çalış, ben yiyeyim. Evet, bu kadar açık ve net değil mi? Devam edelim. Hocam, üçüncü bölümümüz. Bir kural, bir düstur. Bencillikten sakınmak için 4 İ kuralımız var. İlki ibadetten uzaklaşma, iyilerden uzaklaşma, insanlıktan uzaklaşma, istiğfardan uzaklaşma. Evet, madem ki bencillik helake götürüyor, kendimizi düşünmek, ayet-i kerimeler okuduk. Evet hocam. Bencillik zamanla kişiyi cehenneme atıyor, kişiyi karşıdakinden uzaklaştırıyor, yuvayı yıktırıyor filan. O zaman bundan kurtulmamız için ibadetten uzaklaşmayacağız. Ya Rabbimize kul olduğumuzu bileceğiz. Ya ben kimim ki? Beni bir damla sudan yarattı. Ben bir faniyim. Ben bir süre sonra öleceğim. O zaman bana ne emretmişse ben onu yapayım. Ben asıl gayeme döneyim. Asıl maksada döneyim. Yani beni niçin yarattı? İbadet için yarattı. Kulluk için yarattı. Şu alnımı Rabbimin huzurunda bir yere bir sürteyim. Onun huzurunda bir eğileyim. Şu namazla gururumu, kibirimi, bencilliğimi şöyle bir atayım. Değil mi? İbadetle. Ya hele şu Ramazan ayında şu nefsimi biraz ne yapayım? Nefsimi açlıkla terbiye edeyim. Ya onun emrettiği her şeyi yapmaya çalışırken bir de yasaklarından kaçınayım. İkincisi, iyilerden uzaklaşma. İyi kimselerle olmak. Salih kimselerle olmak. Değil mi? Yani Allah dostlarıyla olmak. Onlarla vakit geçirmek. Onlara komşu olmak. Onlarla oturup kalkmak. İyilik yapmak. Üçüncüsü, insanlıktan uzaklaşma. İnsanlık diye bir değer var. İnsanlık. Yani benim bu yaptığım insanlığa sığmaz de. Yani bunu hayvan bile yapmaz yani. Karşıdaki kişiyi yok sayma. Bu insanlık değil. Karşıdaki kişinin hayallerini, duygularını, düşüncelerini yok sayma. Bu insanlık değil. Ve sonuncusu, istiğfardan uzaklaşma. Olabilir. Bir bencillik yapmış olabiliriz. Olabilir. Kırmış olabiliriz. Kendimizi bir şey görmüş olabiliriz. Ben demiş olabiliriz. Yani evet. benim deyip de başkasını görmemezlik etmiş olabiliriz. İhmal etmiş olabiliriz. Ne yapacağız? Ya Rabbi beni affeyle. Beni affeyle. Günahlarımı mağfiret eyle. Ki ben işte onu yok saydım. Ben ona böyle eziyet ettim gibi hemen istiğfar etmekte fayda var. Evet. Eyvallah. Hocam, dördüncü bölümümüz aile haberleri. Konumuz bencillikten sakınmak üzerine. Haberimizin başlığı, oğluna böbreğini vermek için yaşlanmayı bekleyen bir baba. Fedakar bir baba. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşayan ve kronik böbrek yetmezliğiyle dünyaya gelen Mahsup Efe'nin babası Mehmet Çınarlıdere, oğluna böbreğini verdikten sonra oğlunun yaklaşık 8 yıl diyalize girdiğini ve acı çektiğini anlatan Mehmet Çınarlıdere, yıllarca bilinçlendirilemediğinden de yakındı. Böyle bir haberimiz var. Şimdi hocam, ilginç olan şu, buna demişler ki oğlun küçüktür, senin böbreğin buna olmaz. Oğlun biraz büyüsün, büyüdükten sonra böbreğini ver. Aslında bu ilk başta verecekmiş. Evet. Ama bu İstemiş küçük... ama doktorlar olamayacağını söylemiş. Yanlış anlamış aslında, yanlış anlamış. Evet. Öyle dememişler ama bu demek ki artık nasıl şey olduysa. Şimdi sonrasında çocuk... Daha yaşlı birini getir demişler hatta sanki. Öyle mi demişler? Öyle demişler. Yok, çocuk 8 yıl diyalize girdikten sonra meselenin aslını öğrenmiş ve ona çok üzülüyor. Diyor ki ben nasıl oldu, yanlış anladım. Keşke bana bilgi verselerdi, beni bilinçlendirselerdi de ben bu yanlışı yapmasaydım. Ya bakın, şimdi az önce bencillikten konuştuk. Bencil davranıp da benim böbreğim değil mi diyebilirdi yani. Benim böbreğim, ama demiyor değil mi? Benim böbreğim.
Evet, devam edelim. Hocam, son bölümümüz tavsiye kitap. Kalplerin Keşfi, İmam Gazali'nin bir kaleminden çıkmış kitap. Ufak bir ön tanıtımı var. Kalplerin Keşfi, var olmanın anlamı, akıl, ruh, kalp, gönül, insan, kul olabilme serüvenine bir kaşif, emin bir kılavuz. 111 bölümüyle çağlar sevdasına ram olup yıllarca sevdasının derdini, çilesini, ızdırabını çekerek Allah'ın yardımıyla zirveye ulaşan işin erbabı bir dehanın müstesna kaleminden herkesin istifadesine sunduğu tecrübeler manzumesi. Yaşanmış bir sevdanın serencamı. Evet, güzel anlatmışlar. Her evde var. Var derken olması gerekir. Yani siz eğer çocuğunuzu evlendiriyorsanız çocuğunuzun çeyizine kitapta koymanız lazım. Yani kızınızı evlendiriyorsanız mutlaka çeyize kitapta koyacaksınız veya oğlunuzu evlendiriyorsanız. O kitaplar içerisinde ne de olmalı? Yani mesela mutlaka bulunması gereken, bir evde mutlaka bulunması gereken kaşık gibi, çatal gibi, kepçe gibi bu da olması gerek. Kalplerin Keşfi de olması lazım. Evlenmiş ama evlerinde Kalplerin Keşfi yok. Nasıl olur ya? Bu nasıl olur ya? Böyle bir şey nasıl olur? Hatta ben diyorum ki nikah memuru geliyor, cübbesini giyiyor. Ya kardeşim, cübbemi pek giymene gerek yok. Ama elinde bir kitapla gel. O kitaplardan bir tanesi de bu olsun. Kalplerin Keşfi olsun. Yani bir evde İmam-ı Gazali'nin ya Kalplerin Keşfi, ya Kimya-i Saadeti, ya Ölüm ve Ötesi, ya da İhya-i Ulumiddin mutlak olmalı. Mutlak olmalı. Çünkü burada o bencillikten kurtulmanın formülü de anlatılıyor. Yani nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtulur? Bencillik neden tehlikeli, neden zararlı? Bunlar anlatılıyor. Ve bir kadın böyle evde kocası okumasa bile kendisi çaktırmadan bu kitabı okumalı. Veya bunu geçtik, yani kocasıyla oturup, Bibi Hanım kocasıyla beraber bu kitaptan ders yapmalı. Kalplerin Keşfinden veya Kimya-i Saadet'ten veya İmam Gazali'nin diğer bir eserinden ders yapmalı. Veya Abdülkadir Geylani Hazretleri olabilir. Yani bir böyle nefsimizi böyle hani bize hatırlatacak, yani nefsimizin işte kusurlarını filan, öyle bir eser lazım. Her evin mutlaka Kalplerin Keşfi kitabıyla süslü olması lazım. Yani bu eksik olmaması lazım. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Olduğu bilgilerden dolayı. Allah razı olsun Özkan Yaman Hocam. Kıymetli izleyiciler, Bir Saadet-i Dairen programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.